Herkese tekrardan merhabalar. Ben Edirne'ye geldim. Edirne, Erikli, Keşan, Yayla hiçbir fikrim yok tamamen hani konum olarak. Burada bir 4-5 gün duracağımızı düşünüyorum. O yüzden dedim ki neden vloglamıyorum. Güzel olacağını düşünüyorum ki şimdiden çok güzel şeylerle karşılaştım. Şimdi hepsini anlatacağım. Bunları gösterirken yanıma aldığım şeylerden birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle laptopumu, şarjımı falan oraya bıraktım. Onları sonra gösterdim. Şimdi şöyle bir bunu ben açtım. Mecburen. Burada şu şekilde bir çanta var. Bir de bu da bıçak. Bu neden ayrı? Bir de burada böyle bir çanta var. İki tane sırt çantası. Bir tane kamera çantası. Evet, bu kadar. Bunları getirdim. Şimdi bunları birazcık dizeceğim zaten. Yani buradan çıkaracağım çantadan. Üstünkörü göstereyim. Böyle şöyle bunu da katlamış olayım. Bir tane bu şekilde bir renkli tişört var. Daha sonra şort var. Bu pantolonum var. Bununla geldiğim için bu burada. Bunu giymem büyük ihtimal. Sonra burada bir askılı tişört var. Bunu da şöyle koyayım. Yine bir şort var. Bunu giymişim ve ben bilmem birazcık şey olmuş. Bunu da böyle koyayım. Bir tül tişört var. Sonrası katlı sanırım. Kot şort. Bir tane crop top. Bir tişört. Yine bir sarı bir tişört. Sonra şunu şöyle koyayım. Daha sonra mayo. Burada bikini üstleri var. Bikini altı. Daha sonra bir tane elbise. Bunları şimdi asacağım. Bir tane daha elbise. Diğerleri sanırım işte yarım atlet, çorap vesaire. Bunları şöyle yere koyuyorum çünkü düzelteceğim. Sonra yanıma ben Air Force'larımı giyerek geldim. Bir de terliklerim var, onlar da kapıda. Bir tane şu şekilde hafif topuklu, umarım sesim geliyordur. Bir ayakkabı getirdim, yani şöyle minicik bir topuğu var bunun. Bir de bu şekilde sandalet, düz gösteremiyorum. Bir de bu şekilde düz bir sandalet getirdim. Böyle aşırı düz yani. Ben bunları çok giymeyi sevmem çünkü zaten boyum kısa. Burada laptop falan da vardı. Aşırı ağırdı gerçekten. Onları çıkardım neyse ki. İlk gözde oje sürmedim. Tırnaklarımda hiçbir şey yok. Oje sürmem gerekiyor. İki tane oje getirdim. Şu şekilde. Bunlar Flormar'ın. Flormar'ın ojeleri. Lip balmlar var burada. Anahtar falan. Burada hiçbir şey yok yani. Daha sonra burada
Bu da şu şekilde unicornlu bir çanta var. Bunun içinde ne var? Bunun içinde sadece takı, yani bileklik, makyaj temizleme mendilleri, yani pamukları, su altı kabı, işte kolye falan var. Burada çok fazla özgürlüyor gerçekten. Bunu koyuyorum. Sonra burada bir Sephora poşeti var ve bunun içinde makyaj temizleme suyum ve jelim var. Bunları da şöyle yukarı koyayım. Akmasın. Sonra cüzdanım var. Burada makyaj çantam var. Bunun içinde yani her şey var. Güneş kremi falan da bunun içinde. Deodorant falan var. Kolonya var. Gözlüklerim böyle bir şeyin içinde. Ve bir tane de son olarak havlu, flaş havlum var. Şimdi ben burayı bayağı dağıttığımı düşünüyorum. O yüzden hızlıca şöyle çekmece ve dolaplara koyalım. Bu arada burası benim odam değil. Ama yani birazcık yer var benim için. O yüzden oraya eşyalarımı koyacağım. O zaman hemen koymaya başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani şuraya iki tane getirdiğim elbiseyi astım. Şuraya, şuradaki kısma şortları, buraya da tişörtleri koydum. Buraya da iki tane ayakkabı koydum. Daha sonra buraya, burada bilgisayarım var. Burada ıvır zıvırlar ve makyaj, orada makyaj suyu vesaire. Sonra buraya parfümümü, deodorantımı ve oje vesaire, diş fırçası koydum. Sürekli kullandığım lip balm falan. Şimdi oje sürmem gerekiyor. Ve şuradaki şu çekmeceydi sanırım. Buraya da işte çorapları, ondan sonra şapka, havlu vesaire, bu gibi şeyleri buraya koydum. Yattığım yerde bu şekilde telefonumun duruşuna bakar mısınız? Burada yastıklar falan var. Bunlar aşağıdaydı. Yukarı çıkardım ben. Bu arada annemin arkadaşında kalıyoruz yani. Uzun zamandır komşumuz olan birinde. O yüzden buradayım. Normalde burası kızının odası. Dolapları kapatayım. Bu şekilde zaten detayları göreceksiniz. Evet arkadaşlar, kısaca bu şekilde de birazcık daha düzenli oldu şu anda. Zaten annem arkadaşının evinde kalıyoruz. Yani uzun yıllardır arkadaşı, komşumuz olan birinin evinde. Burası da kızının odası. Bu şekilde üstün göre yerleştim. Evi falan da gösteririm. Bir köpek, bir kedi var evde. Yani onlarla beraber hani ikisi de çok iyi anlaşıyor. Zaten vloglarda göreceksiniz. Böyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün buraya gelir gelmez iki takipçimle karşılaştım. Birisi yanıma geldi işte, böyle bayağı bisiklet sürüyordu falan. Ben de hani böyle hani garipsedim birazcık, sonra yanıma geldi falan. İşte nasıl olsun falan da böyle konuştuk falan ettik. O da burada hani bilmiyormuş çok fazla, yeniymiş arkadaş falan. Şöyle konuştuk, dedik hani görüşürüz ederiz falan. Daha sonra biz siteye geldik, yani site içinde oturuyorlar annemin arkadaşı. Kaldığımız yer site içinde ve burada işte biri bana şey yazdı, hani yayladasın gördüm falan. Ben de dedim hani nasıl? Sonra dedi ki tam karşımdasın falan. Böyle bir şok oldum, bağırdım falan hani neredesin gibisinden. Sonra çıktı karşıma, buradayım falan dedi. Sonra bayağı dolaştık, yan yana oturuyormuşuz zaten. Hani bayağı kaynaştık, arkadaş olduk yani açıkçası. Yani iki kişiyle tanışmış oldum ve arkadaş olmuş oldum. Bugün yani buluşuruz büyük ihtimal ve video çekerim. Bence çok güzel bir şey oldu. O zaman devamında görüşmek üzere. Burçe. Merhaba de. Merhaba. Güzel misin? Hı hı, gel. Ben çektim. Çekiyorum. Bir şey diyeceğim. Çok değişik. Kendimi görüyorum orada. Evet, mutlu musun Burçe? Evet, mutluyum. Çok saçma bir tanışmamız oldu. Çok evet. Değişik. Çok değişik diye buraya karşındayım dedi. Evet. Ve aynı sitede. Senin bağırışını duydum bir de. Neredesin? Ama çok korktum. Nerede falan ve yan yana oturuyoruz. Evet, durup seni izledim böyle. O kız, o kız, evet. Demin yolda gördüm. Ve şimdi bizim sitede. Tanışmışız gerçekten. Aynen. Biz böyle konuştuk falan. Böyle tanıştıktan sonra gezdik böyle site içinde. Baya bir 10 senelik arkadaş gibi böyle her şeyi anlattık. Aynen. Çok yani çok ben mutlu oldum böyle. Bir takipçim olup sonradan böyle yakın arkadaş olmak. Beklemiyordum, yok. Çok acayip. Bugün gezeceğiz yani. Ben şu an Burkel'in evindeyim bu arada. Burası bizim evimiz. Şey,
Yok, ev türü, room tour yaptım. Ev türü yapıyoruz. Müzik açık arkada. Aynen. Öyle. Dışarı çıktığımızda yine çekeriz. Çekeriz. Evet. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi sen kapat. Ne yapayım? Evet. İyi misin Burka? Her şey bir sevinçli. Tanıştığına memnun musun? Doğru söyle. Keşke yazmasaydın. Survivor yaşıyorum burada. Ödem o kadar da kötü değil. Aynen, o kadar kötü değil. Sadece bacağım sıkışacak, kanser olacağım, öleceğim ama kanser olmakla alakalı. O kadar çok fotoğraf ve video çektik ki Burka benden bıktı gerçekten. Beni de çekersin inşallah. İnşallah. Aha, çekeceğim tabii ki de. Şimdi ben saçlarım var ya, nasıl uykudan kalkmış gibi şu an. Burka'yı çekmeye yerden devam edeyim. Yani devam etmeye başlayacağım. Bay bay. Merhabalar, tekrardan hazırım ve ben çok mutluyum. Birazcık utanıyorum çünkü burası bir site ve görürlerse çekinebilirim. Denize gidiyoruz, ışık ne tarafta, güneş ne tarafta. Evet, giyindim normal bir şekilde. Hasırı bana kilitlediler, şimdi annemleri bekliyorum. Daha sonra gideceğiz umarım. Hava çok sıcak. Biraz esiyor ama sıcak. Ve burada bir karamel diye köpek var, onu bulamıyorum şu an. Özledim. Evet, biz şu anda denizden çıktık, geldik işte, ben üzerimi falan değiştirdim, giyindim ve bence yandım birazcık, yani keşke yanmamış olsam, bilmem, birazcık ya bir tık yanmış olabilirim. Şu anda saçlarımı falan kuru taradım ama cildim böyle parlıyor ama çok kuru şu anda böyle. Böyle hafif bir şeyler yapmak istiyorum yani, en azından bir nemlendirici, ondan sonra bir rimel vesaire. Bunu sizle beraber yapalım istedim ve oje de sürmek istiyorum. Hatta ojeyi en son sürelim. En son sürsek, evet, en son sürelim. O zaman yapalım ve sanki saçlarım açılmış ve bayağı açılmış. Bakın. Şu an çok güzel duruyor. Şu anki rengi fav diyebilirim. O zaman birazcık yüzümüzü düzeltelim. Şu anda yer ayarlayamıyorum ve gerçekten bu durum beni zorladı. Yani karışık duruyorsunuzdan kastım, iki çantanın üzerinde ve arkanızda cam var. Korkuyorum düşerseniz de ve tamam, yani bu şekilde eğilerek yapacağım. En azından ne yaptığımı göstereyim. Doğruluk yapayım. Öncelikle cildim şu an aşırı kuru olduğu için L'Oreal'in bu şekilde bu aloe veralı suyunu kullanacağım. Yüzüme sürüyorum hemen ki fıs almam yetiyor cildime. Rimel olarak da bu şekilde rimelini uygulayacağım. Sürüp geliyorum çünkü bu şekilde süremem. Şuradaki aynaya bakarak süreceğim. Şimdi ise highlighter süreceğim çünkü neden olmasın. The Balm'ın highlighter'ını uygulayacağım. Bayağı kırıldı kapağı falan. O yüzden birazcık sorun yaşıyorum ama elimle direkt yasak fırça şurada. Şuraya fırça yapayım. Sadece rimel, highlighter ve ruj olacak tenimde. Bu kadar parlamak yeterli. Oh shit. Ruj olarak ise Cosmogram'ın bu Lip Max'lerinden, bu 01 olması gerekiyor. Bunu süreceğim. Ama aynada süreceğim. Bunun rengi aslında bayağı açık ama bilmiyorum, doğal bir görüntü olmuş olabilir. Çok bir şey yapmadık aslında ama olsun, en azından birazcık üzerimdeki elbiseye en azından şey dursun diye. Fotoğraf çekilmek istiyorum. Buraya gelmişken neden fotoğraf çekilmeyeyim?
Oje sürdükten sonra büyük ihtimal dışarı çıkabilirim bu. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Herkese merhaba. Yani evde hiç çekmediğimi fark ettim. Bilmiyorum, çok da düzensiz bir vlog oldu. Her vloglarımda bunu yapıyorum. Şu anda evdeyim. Saat kaç, hiçbir fikrim yok. Bakayım hemen. 12:11 geçiyor. Bu arada televizyon açık, kusura bakmayın. Şurada bir sivilcem çıktı. Çok 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 sinirliyim. Denizden dolayı büyük ihtimal. Kahvaltı falan yapmıştık, bayağı oluyor. Melodiyi falan gezdiriyordum. O da sağ olsun kaçtı. Kaçmaya geldi falan, beni çizdi etti. Şimdi öyle yukarı çıkıp dişlerimi falan fırçalamayı düşünüyordum.